Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına dönmeyelim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da konuşuyor. Buranın diyor fethedilişi 1461, plakası 1460, plakası 61, hükümet 61. hükümet. Öyleyse diyor oylar da diyor bugünlerde yapılacak seçimlerde 61 olacaktır diyor. Bu ne, nasıl güzel bir hesap. Peki Adana'da miting yapmış olsaydın Adana'nın plakası da 01'di. Ne olacak şimdi? Değerli arkadaşlar. O sebepten dolayı bu hesapları en iyi biz biliriz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi hesap adamlarının bulunduğu yerdir. Hesabını iyi yapar. Ancak bu hesabı yolsuzluk ve rüşvet üzerine değil, milli menfaatlerimiz üzerine yapar. Onun için aziz vatandaşlarım, önümüzdeki dönem önemlidir ve bu üç aşamada bütün siyasi partilerimizin hepsi dikkatli olmak durumundadır. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kardeşlerim, başta olmak üzere bütün siyasi partilere gönül veren değerli vatandaşlarımızın hepsi bu seçimler üzerinde durmalıdır. Türkiye'miz iyi yönetilmiyor. Türkiye'nin sorunları çözülemiyor. Bugünkü siyasi iktidar milletimizden aldığı destekle tek başına iktidar olmuş, yasama ve yürütmede söz sahibi, yargıyı da bazı oyunlarla kuşatmış, siyasallaştırmış ve AKP'leştirmiş, medyayı da değişik yöntemlerle baskı altında kendi yandaşı haline dönüştürmüş, bazılarını da kendileri kurdurtturmuş, başkalarına da baskı yapmak suretiyle Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet sundurmak istiyorlar. Demek ki her alanda 11 yıldan bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi hüküm sürmektedir. Yasamada vardır, yürütmede vardır, şimdi yargıda vardır ve medyada vardır. Fakat olmadığı yer neresi? Tek başına iktidar olmasına rağmen işsizin yanında değil, emeklinin yanında değil, esnafın yanında değil, tarım kesiminde bulunan çiftçimizin yanında değil, sadece ve sadece kendisinin yakınında olup gözünü gördüğüleklerle beraber AKP'nin alayıyla da görüşmüyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan nerede? Diyelim ki Ankara'da. Gözü kimi görüyorsa AKP'li o. Göremedikleri ise sıradan adamlar. Öyleyse ülkeyi yönetmede huzur onlarda, refah onlarda, villa onlarda, para onlarda ve hanedanlarda. Böyle bir hal. Bu gidişat iyi değil vatandaşlarım. Bunu hep beraber düşünmeliyiz. Eğer bu ülkede bir sosyal kargaşa başlar, toplum ayaklanır, iç çatışmaya girilir ve kardeşler arasında bir kavga sürdürülürse siyasi partilerin hiçbirisinin anlamı kalmaz.